Geçmiş olsun Şahzimet ablam. Ay evinize hırsız girdi diye duyduk. Ya sorma Narincim. Bir gece teyzemde kalayım dedim. O gece de eve hırsız girmiş. Ya bilmiyorum artık kapıyı pencereyi açık mı bırakıp yattılar ne? Gülbin sen bana baksana. Bana laf çarpana kadar o aptal kocana bak sen. Allah Allah ya. Bir beğenemedi kocamı gitti ya. Eve hırsız giriyor. Sorumlusu benim kocam oluyor. Allah Allah. Nesini beğeneceğim ben senin kocanın? Yakalamışız hırsızı. Arayacağız polise, teslim edeceğiz. Bir bakıyoruz Sinan efendi hırsızı serbest bırakmış. Aa, Sinan ağam serbest mi bırakmış hırsızı? Sebep? Vallahi bilmiyorum artık. Ortak mı çalışıyor nedir? Ay yani yazıklar olsun sana anne ya. Kocama bir hırsız yaftası yapıştırmadın kalmıştı. Onu da yapıştırdı görüyorsunuz değil mi? Tamam benim kocam biraz üçkağıtçı olabilir. Biraz yalancı da olabilir. Ama asla harama el uzatmaz. Aa tövbe. Sinan abim hepimizden daha ahlaklıdır. Gülmeyin yavrum ben de kocanı hırsız demek istemiyorum. Ama niye serbest bıraktı orası da anlamış değilim. Tamam. Ben bu gece konuşurum, öğrenirim. Kuzu sesi. Mö. Osman aga kuzu sesi dedim, inek sesi demedim. Mö. Mö. Kalimer arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kalimer haba. Ali Kemal, hemen çay getir madem elini. Hadi koş. Elini yengeciğim, sağa çayını getiriyorum. Hoş gelmişsin. Nuri babacığım, sağa da kahveni getiriyorum. Orta, hoş gelmişsin. Eparisto. Hayırdır baba, nedir bu haliniz? Nereden yani, nereden geliyorsunuz, nedir? Çarşıdan geliyoruz. Girip çıkmadığımız dükkan kalmadı. Sen de 100, ben diyeyim 150. Eleni Hanım'a halı beğendiremedik bir türlü. Rica ederim Nuri, bu laf çarptırtma bana. Ben fabrika halısı sevmiyorum. Zorla mı? Ben el dokuması seviyorum. El emeği, göz nuru seviyorum. Abu, Eleni yenge siz el dokuması halı mı istiyorsunuz? Tam yerine geldiniz. Bende çok iyi el dokuması halılar var. Bir arkadaşım... Yok. İstemem istemem kalsın. Sen şimdi 3 kuruş avanta alacaksın diye 1000 liralık halıyı 5000 liraya sokmaya kalkarsan fırıldak. Aşk olsun baba ya. Sen şimdi Sinancığım bizim halıyı bırak da duyduklarım doğru mu? Size eve hırsız girmiş dün gece. Ha ağam biz de duyduk ya. Sonra hırsızı serbest bırakmışsın. Yok be. Hırsız Sinan'ın üçkağıtçı olduğunu anlayınca beni de dolandırmasın diye bile geri kaçıp gitmiştir yani. Gazi. Kale Osman Beyciğim, Sinancığım hırsızı dövmüş yakalamış. Ama Sazımet Hanımcığım tutturmuş, polise haber verelim gelsinler tutuklasınlar demiş. Sinan da hırsızı serbest bırakmış. Aa, Sinan abi mi serbest bırakmış? Niye bırakmışsın Sinan abi? Nedenmiş şeyden, ben o hırsıza çok acıdım Ali Kefal. Acıdın mı? Evet acıdım. Baba adam çok yoksuldu, cebinde 5 kuruş parası yoktu. Zaten felek kader ona vurmuş vuracağı kadar yerden yere çarpmış. Bir de ben vurmayayım dedim, cebinde 5 kuruş parası. Ben ne yaptım ya? Ben ne kadar gerizekalı bir adamım ya. Adamın cebinde 5 kuruş para yok. Ben ona bir çocuğunu alması için süt parası bile koymadım cebine. Ya ben ne gerizekalıyım, ne aptalım ben, ne gerizekalıyım ya. Günaydın abi. Abi sen. Evet ben, nasılsın abi? Kardeşim bizde taksi maksi yok. Biz çalışmıyoruz. Şeye gittik. Genel greve gittik. Grevdeyiz. Çalışmıyoruz. Dur oğlum dur, ne grevi, benim haberim yok böyle bir şeyden. Şeyden. Kardeşim bizim arabaların hepsi bozuk. Hiçbiri çalışmıyor. Hadi başka dur. Abi sen beni tanımadın mı? İyi bir bak. Yok tanımadım kardeşim. Bizde taksi yok. Hadi başka dur. Abi bak seninle çok özel konuşmamız lazım. Gelsene dışarı. Ne konuşacağım kardeşim ben seninle? Araba yok diyorum. Hadi başka dur. Abi bir gelsene ne olur, konuşmamız şart. Abi, tamam sen çık dışarı baba, ben de konuşayım da geleyim. Çık yürü başka dur. Aa, kimdir bu herif be? Vallahi ben de ilk defa göreyim ha. Ne sen ne adi adam mısın, ne acayip hırsız mısın? Dün kızcağızın çantasına kapkaç yaptın, sonra geldin benim evimi soydun, eşyalarımı götürdün. Şimdi durağa gelmişsin, taksim mi çalacaksın nedir yani? Psikopat mısın kardeşim sen? Yok abi vallahi ben seni çok sevdim ya, sen çok iyi bir adamsın. Dediğim böyle halini hatırını sorayım gideyim Sinan abinin. İyi tamam da bana bak, senin hırsız olduğunu duraktakiler bir öğrenirlerse yemin ediyorum seni paket ederler, doğru polise teslim ederler, haberin olsun. Yok Sinan abi, sen dün gece bana çok büyük bir babalık yaptın. Harbi adam mısın? Ya abi 200 liraya ihtiyacım var. Çocuklar aç, hasta, ilaç bekliyorlar. O yüzden geldim ya. Ne diyorsun lan sen? Abuk subuk konuşuyorsun. Hadi çek git buradan, hadi yürü. Sinan abi bak, giderim yengeye söylerim. Seninki karıyla kızla uğraşırım. Abi bir 200 lira için yuva yıkmaya değer mi ya? Allah Allah, 200 lira diyor ya.
Ya bana bak, şurada zaten azıcık bir param var. Al şu 200 lirayı. Hadi yalla yalla, hadi 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 hadi. Sinan abi. Senin bu montun da çok güzelmiş ha, markalı. Bedeni de bana uygun. Versene, ben bunu giyeyim ben. Ha? Ne diyorsun ya, sen kafayı mı yedin? Ne montu be? Yürü diyoruz hadi. Sinan abi bak, vallahi giderim yengeye anlatırım her şeyi. Ya bir mont için değer mi abi ya? Bir mont için yuva yıkmaya değer mi? Aşk olsun abi ya. Ulan sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir adamsın? Yalla hadi. Sinan abi. Kazak. Kazak? Sen Sinan ne kazak? Yenge. Al şu kazağı da hadi hadi. Sinan abi pantolonda. Ne diyorsun lan, daha neler? Yenge. Yenge mi? Ay, ulan yenge, nereden çıktın sen ya başıma benim? Ağam kurban olayım, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun, niye soyunuyorsun ya? Ya Sinan abicim, sen niye pantolonla elbiselerini hava adama veriyorsun? Ya arkadaşlar şeymiş, bu arkadaşın çok ihtiyacı varmış. Yani düşünsenize, benim de gönlüm el vermedi, vereyim. Ya bakın, unutmayın, düşküne, fakire, fukaraya yardım etmemiz lazım. Yardım elimizi uzatmamız lazım. Ağam, fakire fukaraya yardım edeceksin diye çiçeğin dışarıda mı kalacak? Allah Allah, üşütürsün üşütürsün. Kenarı kapat. Allah'ım yarabbim, bu herife niye veresin sen bu elbiseleri? Ya abiciğim, sen kimsin? Ben valla yanlışlıkla dün gece Sinan abinin evine girdim. Hırsızım ben. Hırsız mısın sen? Hırsızım. Bir de hırsızım değilsin. Sanki benim başıma aya eğit çıkan astronot. Şuna bak hele şuna. İnsan da biraz gurur olur, gurur. Ya ne gururu? Ben tövbe ettim değil mi Sinan abi? Artık harama el uzatmayacağım. Öyle değil mi Sinan abi ya? Tabii tövbe etti. Tövbekar mı? Tövbekar. Neyse abiler, ben gidiyorum. Sinan abi görüşürüz. Gelme, görüşmeyelim bir daha. Ya ağam, ben de seni uyanık bir şey zannederdim ha. Sen tam saf, süzme. Gerizekalıymışsın yani ya. Sağ ol Seyit. Rica ederim. Herif seni kandırdı, bütün elbiselerini aldı gitti. Hiç onda tövbe etmiş tipi var mıydı ha? Allah aşkına bir söyleyin ha? Yok değil. Öyle demeyin arkadaşlar. Bakın şimdi, bu adamı toplum dışlamış, tamam mı? Resmen suça itmiş. Böyle insanları kazanmamız lazım. Ben kararlıyım, onu buradan kurtaracağım. Yani bu arkadaşı topluma yeniden kazandıracağım. Vah vah. Allah sana akıl fikir versin. Bir de kolay gelsin. Seyit. Görüşürüz. Oğlum ne aldın lan onu? Üşüyorum Seyit. Montunu verseydin. Öleyim ben bari. Öleyim, öleyim. Sinan, sen deli misin? Divane misin oğlum ya? Ne yapıyorsun lan? Hiç insan hırsıza parasını verir mi? Hadi parayı verdin diyelim. Hiç montunu, kazağını verir mi? Yani akıllı ol biraz evladım. Baba doğru diyorsun, doğru diyorsun da mecburdum baba. Yani o hırsıza hem parayı, hem montumu, hem kazağımı vermeye mecburdum baba. Niye mecburdun canım? Niye mecburdum? Şimdi şöyle mecburdum baba. Eğer bir hırsız tövbe edip de doğru yola dönmek istiyorsa, namuslu bir vatandaş olmak istiyorsa, ona yardım etmek bizim boynumuzun borcudur. Düşmüş bir insanı yeniden topluma kazandırmak kadar bu hayatta daha kutsal, daha ulu, daha mukaddes bir düşünce, bir davranış olamaz baba. Allah Allah, Allah Allah. Abiler merhaba. Ağam seninki geldi. Hadi sevap işlemeye devam. Ne demişler? Alışmış kudurmuşlar beterdir Sinan abicim. Aa bak, seninki de alışmış, duraktan çıkmayın. Hayrola, niye geldin lan sen yine? Sinan abi, seninle çok özel bir şey konuşmamız lazım. Çardak'ta bekliyorum seni. Sinan. Efendim baba. Şu hırsıza 5 kuruş daha verirsen seni eşek sudan gelinceye kadar döverim. Tamam baba. Vermem baba. Söz vermem baba. Ya arkadaş, sen nasıl bir adamsın ya? Sülük gibi yapıştın, bütün kanımı emdin ya. Düş artık yakamdan birader, düş. Ya öyle deme Sinan abi, hayırlı bir iş için geldim. Bir araba alacağım da biraz eksiğim var, dedim ki Sinan abim bu eksiği tamamlar. Eksiğin mi var? Ne kadarmış bu eksiğin? 35 bin liracık abi. Oha, 35 bin lira mı? Ulan bu arabanın gerçek fiyatı ne kadar ki eksiğin 35 bin lira? Vallahi abi 35 bin lira, tam eksik olduğu kadar. Sen manyak mısın lan? Bütün arabanın parasını bana mı ödeyeceksin? Bana bak, sana değil 35 bin lira, bir lira bile vermem, tamam mı? Git başkasını dolandır, defol git buradan. Öyle mi abi? Peki, akşama kadar parayı buldun, bulamadın.
kadın, ben de polise giderim. Kadının çantasıyla beraber kimliğini, faturasını teslim ederim. Sonra da senin eve gelir, yenge onu nasıl aldattığını anlatır. Bu senin yaptığına şantaj derler ama. Abi senin bu yaptığına da montaj denir. Akşama kadar parayı bul, yoksa gerisini sen düşün. Telefon. Benim telefon. Pardon baba. Buyurun, ben Kaya Sinan Kaya, memleket Kartal Kaya. Gelemiyorum oraya Kaya Kaya çünkü kar yok. Sinan abi ne oldu, benim parayı hazırladın mı? Ulan yine mi sen? Bana bak, sen ne adi bir herifsin ya. 35 bin lira diyorsun oğlum. Ben nereden bulayım 35 bin lirayı? Ama tamam, vereceğim. Yani belki bugün vereceğim. Bugün olmazsa yarın vereceğim. Yarın olmazsa bir hafta sonra vereceğim. O da olmadı bir ay. O da olmadı bir yıl. O da olmadı bir asır sonra. Ama mutlaka vereceğim yani, vereceğim. Abi ben sizin evinizin yakınlarındayım. Hani geleyim dedim, bir ziyaret edeyim. Yengeyle sohbet ederiz. Laf lafı açar. Sahilde bademcik ameliyatı yap. Şu kızı anlatırım. Ha, ne dersin? Bana bak. Ne diyorsun lan sen? Gebertirim seni. Bak seni bir yakalarsam öldürürüm. Mahvederim lan seni. Ben zaten mahvolmuşum. Sen mahvolma diye seni uyarıyorum. Bir saate kadar parayı bulmazsan evliliğin biter. Bana bak. Sen beni tanımıyorsun kardeşim. Ben adamına... Alo. Alo. Kapattın namussuz ya. Sinan. Neler oluyor oğlum? Nedir bu para meselesi? Ağam yoksa mı bize söylemedin, bir şeyler mi var? Yine bir dolaplar dönüyor ama hadi bakalım. Bilelim yani. Arkadaşlar, baba, benim size itiraf etmek zorunda olduğum bir şey var. Ben bir halt ettim baba. Normal evladım, yani senin halt etmediğin gün yok ki. De ne halt ettin, ne oldu, ne yaptın? Ne ama halt ettim? Şöyle ettim baba, benim bir gençlik aşkım vardı, Şeyma. Geçenlerde biz onunla karşılaştık. Ben de kızcağızı aldım, bir parka götürdüm. Vallahi kötü niyetli değildik. Yani oturduk, sohbet, muhabbet, hoşbeş, eski günleri yad ettik. Yani nostaljik takıldık birlikte yani, hepsi o. Yani fingirdeştiniz desene şuna. Öyle de sayılabilir baba, sen de maşallah pek akıllısın. Yani lep demeden lep lepi anladın yani. E'si toprağım, biz tam muhabbete dalmış. Bir tane hırsız geldi, kızcağızın çantasını kaptı kaçtı, kapkaç yaptı yani. Hangi hırsız? Dün gece bizim eve giren hırsız. Yani bu sabahta kazağını montunu alan hırsız ha? Aynen o hırsız baba. E'si şimdi bu hırsız bana şantaj yapıyor baba, montaj yapıyor. Eğer diyor 35 bin lirayı vermezsen diyor, ben gider yengeye diyor, parkta gördüklerimi anlatırım, seni mahvederim diyor. Hep ben zor durumdayım. Arkadaşlar bir yardım etseniz, bir el atsanız. Yani ihtiyacım var size, ne olur ya. Toprağım, bu hırsız Gülbin yengemi hiç gördü mü? Yok, görmedi. Gülbin dün gece evde değildi. Ağam tesbihini alabilir miyim? Tesbihi. Al bakalım. Terim. 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 Terim 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 terim. Benim aklıma bir fikir geldi. Nasıl ya? Sen miydin? Buyur ya. Ya sen kapıdan gelmesini bilir miydin? Hani sen hırsızsın ya. Ben böyle camdan, pencereden, balkondan, bacadan filan gelirsin diye beklediydim de. Abi dalga geçme ya. Tamam canım. Geç geç. Evi nasıl olsa tanıyorsun. Rahat et. Salona geç. Kendi yiyin gibi rahat ol. Vay yüzsüz herif, vay ya. Ne oldu? Parayı hazırladın mı? Parayı? Vallahi hazırladım. Hazırladım. Hazırladım demeyi çok isterdim ama ne yazık ki hazırlayamadım. Dalga geçmeye devam ediyorsun ha? Dalga mı? Oradan bakılınca öyle mi görünüyor? Yani ben seninle dalga geçiyormuşum gibi bir şey yapılıyor oradan yani. Tamam peki. Yenge! Yenge bakar mısın? Geldim geldim. Aha gördün mü, sesi geldi. Sinan abi bak, bu senin son şansın. Ya parayı verirsin ya da yengeye her şeyi anlatırım. Hadi ya. Bak şimdi çok korktum. En iyisi ben sana parayı vereyim. Bir saniye. Buldum. Al kardeşim. Benden sana ancak bu kadar çalışır. Buyurun, ne istiyorsunuz kardeş? Ben Sinan'ın karısıyım. Hadi anlat bakalım. Biz hiç kıskanç bir aile değiliz. Biz birbirimizi hiç kıskanmayız. Biz çok modern, çok asri, çok açık bir aileyiz. Açığız, değil mi hayatım? Evet.
Gördün mü? Bak bu kadın şimdi benim aşkım, benim sevgilim. O beni asla kıskanmaz. Ne yaparsam yapayım bana izin verir. Değil mi bebeğim? Bakayım. Annesinin sesi değil mi bu? Allah'ın cezası. Yokluğumuzdan istifade eve kadın atmış namussuz. Vay. Hadi sen eşime bir şey söyleyecektin. Söyle çabuk ne söyleyeceksin. Yengem burada işte söyle. Yenge senin bu kocan aldatıyor seni. Geçen parkta gördüm kadının birine bademcik ameliyatı yapıyordu. Bak 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 bak. Aman kocamın canı sağ olsun. Kadın dediğin onun elinin kiri. Kocama çapkınlık çok yakışıyor. Aslan koca. Sinan! Gülmek. Kim bu ayol? Bu benim gerçek karım ayol. Ana ne? Bu dün geceki hırsız değil mi ya? Aa, gözü kör olmayacak. Sen gene mi girdin bizim evimize? Senin gözü kör olmayacak. Sinan! Peki sen kimsin? Bu kadının benim evimde ne işi var Sinan? Öldürürüm seni. Abi bir dakika Gülüm. Sakin ol ya. Her şeyi açıklayabiliriz. Açıklasana kız anlat. Kocam beni kiraladı. Hırsız şantaj yapıyormuş. Karım numarası yapar mısın dedi. Ben de kabul ettim. Etti yani. Ne oluyor burada Sinan? Vay içkaççı. Demek gerçek karın bu ha. Yenge bu adam seni aldatıyor. Geçen bir parkta gördüm. Kadının birine bademcik ameliyatı yapıyordu. Ya Gülübük yalan söylüyor bu adam. İnanma sen bu adamın dediklerine Gülübük. İnanma. Bu adam her bahar aynı yalanı söyler. Yani bana iftira ediyor. Şantaj yapıyor. Şantaj ve montaj yapıyor yani. Ya! Ay! Yakaladım bakalım. Merhaba yenge. Benim buradaki olanlarla hiçbir ilgim yok yani. Ben bilmiyorum bir şey. Bunu yakaladım. Yalancı sen. Edir Seyit kurban. Sen bunu karakola götür. Verebilecekleri en büyük cezayı versinler. Hadi kardeşim. Yürü lan. Dur ya ben de onlarla gideyim. Aa bir dakika Sinan efendi. Sen önce hangi kadına bademcik ameliyatı yaptın onu açıkla bakalım. Ne diyorsun Gülübük sen ya? Ne bademcik ameliyatı ya? Ben doktor muyum da bademcik ameliyat yapacağım? Ben operatör müyüm? Ben ordinarius doçent doktor profesör müyüm de bademcik ameliyat yapacağım? Hepsi o adamın iftirası uydurması. Bana şantaj yapıyor, montaj yapıyor, iftira atıyor ya. İftira atıyor ha? İftira. Nasıl iftira atıyor? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Sinan efendi. Sen bir kere bana yalan söylüyorsun. Öldürürüm seni ben ya. Ne konuşturuyorsun dön seni. Bir dakika en iyisi şöyle yapalım. Ben kaçıyorum sen de kaç. Aç! Gebertim seni Sinan.